Metre Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili bir konferansa gitmiştim ve orada pek çok ülkenin meslektaşları tarafından yapılan konuşmalarını dinlemiştim. Çevreyle ilgili konuşmalardı bunlar. Ondan sonra benim için etik olarak çok önemli bir şey söyledim. Bu hafta pazartesi günü de aynı şeyi tekrar ettim hatta. Kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi durumunda Lahey'de konuşma yaparken de aynı şeyi söyledim. Bazı yerlerde Dışişleri Bakanlığı olarak ulusal beyanlarımızı okumamız gerekiyor. Çünkü her yerde uluslararası konumunu, pozisyonunu korumamız gerekiyor. Ama bazı durumlar vardır ki sadece bir ülkenin Dışişleri Bakanı gibi hareket etmemiz yetmez. İnsanlığın İçişleri Bakanı gibi hareket etmek gerekir. Çevre de bu konulardan biridir işte. Eğer çevre, bu dünyada çevre hepimizin yaşayabileceği gibi olmazsa, o zaman zaten ontolojik olarak insanlar var olamaz. Var olamadığımız takdirde de siyasi bir mevcudiyetten bahsetmek mümkün olmaz. O nedenle nükleer silahlar ya da kimyasal silahlardan bahsediyorsak, eğer böyle bir tehdit söz konusu ise ve bu tehdit insanlığı yok edecek bir tehdit ise, o zaman ontolojik olarak mevcudiyetimizi tartışmamız gerekir. Siyasi bir tartışmaya gelemeyiz daha. Onun için benim için sorunların çözümü, ihtilafların çözümü ya da ara bulucu böyle bir konu. Biz burada sadece ulusumuzun belli bir ülkemizin belli çıkarlarını savunan bakanlar gibi hareket etmemeliyiz. Burada hep birlikte çalışarak bundan sonraki nesiller için bir barış, sonsuz bir barış olabilmesi için çalışmalıyız. Bu bir anlamda bizim varoluşsal bir amacımız olmalı. Geçen seneki konuşmamda bazı teorik konulara referansta bulunmuştum. Arabuluculukla ilgili psikolojik, entelektüel, etik, metodolojik boyutlarından bahsetmiştim arabuluculuğun ve bu konuşmayla ilgili daha sonra bir makale dağıtılmıştı size. Bu sene bu konularla ilgili birlikte ele almamız gereken bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle bu arabulucunun dostları girişiminin eş başkanı olarak buna önem veriyorum. Haziran 2011'den bu yana Birleşmiş Milletler çerçevesinde bu süreci yürütüyoruz. Meslektaşım Erkiye de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir işbirliği ve dostluk içerisinde bu girişimi başarıya götürmek için çalışıyoruz. Önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü geçen seneki konferanstan bu seneki konferansa kadar dostlar grubuna 10 üye daha kattık, 44'e çıktık. Ve her gün yeni yeni başvurular, talepler görüyoruz. Demek ki buradan böylesine bir platforma ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Peki neden arabuluculuğun dostlarına ihtiyaç var? Niye eskisine göre daha önemli bu? Çünkü geleneksel zamanlarda, yani imparatorlukların olduğu, geleneksel siyasetlerin güdüldüğü zamanlarda savaşlar bölgesel ve konjonktürel oluyor. Eğer Orta Asya'da bir kriz varsa o zaman bir Afrika ülkesi o krizle pek ilgilenmiyor ve Latin Amerika'da bir sorun varsa o zaman Avrupa'da yaşayanlar bunu hissetmiyor. Modern çağa geçildiğinde ise ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu konular daha çok bilinir hale geliyor. Fakat nasıl bunlar mesela dünya soğuk savaşta ele alınmıştı? O zaman küresel güçler, iki kutuplu dünyada küresel güçler bu konularla ilgileniyorlardı. Yani aşağıya doğru daha yaygın bir arabuluculuk söz konusu değildi. Her şey Amerika ile Sovyetler Birliği arasında iki büyük güç olarak çözüleceği varsayılıyordu. İki süper güç arasında sorunlar çözülecek diye öngörülüyordu. Onların onayı olmadan Kore, Vietnam veya bir başka sorunu çözmek mümkün değildi. Çünkü çok kutuplaşmış bir dünyaydı bu. Fakat soğuk savaştan sonra artık mikro düzeyde arabuluculuk, makro düzeyde arabuluculuktan çok daha önemli hale geldi. Yani küresel zeminde bir arabuluculuk değil, daha mikro zeminde bir arabuluculuk önemli oldu. Çünkü siyasi gerginlik belli bir yerde olduğunda mikro düzeyde orada, o noktada bu sorunu çözme ihtiyacı doğdu. Ancak bu şekilde bölgesel düzenlerin muhafaza edilmesi mümkün hale geldi. İşte onun için şimdi arabuluculuk
gittikçe daha önem kazanıyor. O nedenle de işte son iki yılda bu girişim çok önemli oldu. Çünkü daha çok ara buluculuğa ihtiyacımız olmaya başladı. Ayrıca bugün bir ortak kader anlayışıyla hareket ediyoruz. Somali'de bir kriz olduğu zaman bu her yerde, herkesin, vicdanı olan herkesin evinde, televizyondan seyrettiği zaman onu da ilgilendirir hale geliyor. Somali'de kriz olduğu zaman bebekler açlıktan öldüğünde herkes bunu hissediyor. Bunu hissetmiyorsanız tabii ki o kişinin sorunu oluyor. Ama insanlık vicdanı açısından her şeyi görüp yaşıyoruz. Onun için herkesin, dünyanın her yerindeki ulusların, ailelerin sorunu haline gelmeye başlıyor başka yerdeki sorunlar. O nedenle ara buluculuk önemli ve içeriği açısından çok daha gerekli. Bu konuşmayı hazırlarken etrafımızın ne kadar dinamik olduğunu düşündüm. Size son iki haftaki takvimimden ve önümüzdeki iki haftanın takvimden bahsedeyim. Nisan ayında bir aylık takvimimden bahsedeyim. Geçen hafta South Sudan's chief negotiator, Güney Sudan'ın baş Güney Sudan'la Sudan arasındaki meseleleri görüştük ve bir takım güven artırıcı önlemlerin uygulanmasını görüştük. Bunun Türkiye, Sudan, Güney Sudan arasında üçlü bir mekanizmayla yapmayı öngördük. Bu tedbirlerin bir tanesi İstanbul'dan Hartum'a bir uçuş, Hartum'dan Cuba'ya yine aynı uçuşun devam etmesi. Türk Hava Yolları'nın barış uçuşu adını vereceğimiz uçuş. Bu ilk uçuşta Hartum'a gideceğim. Meslektaşım Ali Karti'yi Hartum'dan alacağım ve oradan Cuba'ya gideceğim. Cuba'ya direkt de uçulabilir. Ama neden İstanbul, Hartum, Cuba, Hartum, birleştirebilmek istiyoruz. Bazı çevreler onları birbirinden ayırmaya çalışıyor. Veyahut her iki tarafta da bazı çevreler biraz arada mesafe tutmaya çalışıyor. Halbuki bizim görevimiz bu iki ülkeyi iki eşit ülke olarak tekrar bir araya getirmek. Ondan sonra geçen hafta cumartesi günü Mali Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Onunla da uzun uzun görüşmelerimiz oldu. Ve Mali'deki devam eden sorunlardan sonra nasıl bir anlaşmaya varılabilir? Merkezi hükümet ve Tuarekler nasıl bir araya gelebilir? Bu konuda biz ne yapabiliriz? Bunu konuştuk. Aynı gün tesadüfen Ayayirini'de Medeniyetler Orkestrası'nın bir konseri vardı. Bunun içerisinde de Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar, insanlar üç farklı dinden birlikte şarkı söylüyorlardı ve ben de Mali Dışişleri Bakanı ve Türkiye'deki Birleşmiş Milletler temsilcileri orada konsere gittik, onları dinledik. Birleşmiş Milletler temsilcileri de kendi işlerine bir toplantı için burada bulunuyorlardı. Aynı hafta Cuma günü yine Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi. Onunla da hem ikili konuları görüştük hem de Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali konularını ele aldık. Çünkü kendisi geçmişte Birleşmiş Milletler'in bu ülkelere gönderdiği özel temsilciydi. Gene geçen hafta AB Yüksek Temsilcisi Cathy Ashton Ankara'ya geldi. Türkiye AB ilişkileri konusunda uzun uzun görüştük. Ama konuşmalarımızın en az %70'i iki konuyla ilgiliydi. Belgrad-Priştine diyaloğu, Sırbistan-Kosova konusunun çözülmesi için ve İran nükleer görüşmeleri. O görüşmeler de zaten hemen arkasındaki iki günde olacaktı. Bayan Ashton buradan Almaty'ye o görüşmelere gitti. Son teknik toplantı geçen ay İstanbul'daydı. Dolayısıyla detaylı olarak Türkiye'nin ne rol oynayabileceğini konuştuk veya birlikte ne yapabiliriz onu konuştuk. Bütün bunlar bir haftada oldu. Ondan sonra yine iki gün evvel Kırgızistan'daydım. İkili görüşmelerimiz oldu. Bu arada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev in 2010 when there was a civil unrest. 2010 yılında I don't know whether Yan Kubis came back but he was in Kyrgyzstan I met him there.
bir takım olaylar olduğunda, I was the first minister of foreign affairs landing Kyrgyzstan. Ben Kırgızistan'a gitmiştim hemen o dönemki gelinimden sonra, ilk giden Dışişleri Bakanıydım oraya ve Ekim ayında çok iyi bir toplantı yapmıştık. Birkaç ay hazırlandıktan sonra o toplantıda Kırgız etnik ve dini gruplarından 100 kadar temsilci bir araya gelmişti ve seçimlere katılmayı kabul ettiler, şiddetten vazgeçtiler. Bunlar 2 yıl önce olmuştu, hatta neredeyse 3 yıl önce. Şimdi Kırgızistan'da diplomasisi de gayet etkin, demokrasi de gayet etkin bir çalışma yürüyor ve Bişkek'te parlamenter demokrasi nasıl Kırgızistan'da tekrar yürümeye başladığını gördük, konuştuk. 5 tane siyasi parti aşağı yukarı aynı oranda sandalyeye sahipler meclislerinde ve 3 partili koalisyonlar kurarak hükümeti yürütüyorlar. Kolay bir şey değil böylesine koalisyon kurmak, fakat gayet başarılılar. Ve yine 10 gün evvel Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü sürecini Batum'da gerçekleştirdik. Bu işbirliği sürecini görüştük ve önümüzdeki günlerde, gelecek hafta meslektaşım Stenaksay ile Almatya'ya gideceğiz. İstanbul süreci çerçevesinde çalışmalar yapacağız. İstanbul süreci 2 yıl önce İstanbul'da Afganistan'ın komşuları arasında oluşturulmuş bir süreç ve 2014 ve sonrası için yapılması gerekenlerle ilgili bir süreç. Gelecek ay Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan üçlü süreci zirvesini yapacağız. Bunu da Sayın meslektaşım Vuk Yeremiç ile 3 yıl önce kurmuştuk hep beraber. Niye bu örnekleri veriyorum? Veriyorum çünkü arabuluculukta yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Size sadece bir aylık bir takvimden bahsettim. Somalia, Orta Afrika veya Somali'den tutun da Orta Asya, Afganistan, Kafkaslar, Balkanlar ve birçok yeri ele aldık. Bir de unuttum, yarın Ankara'da tarihi bir toplantı daha var. Somaliland Cumhurbaşkanları Ankara'da toplanacaklar, görüşecekler. Sorunlarını biliyorsunuz. Long gap they are coming together. Uzun bir aradan sonra bir araya geliyorlar. Ben onlara ev sahipliği yapacağım. Ve sadece Somaliland ve Somali ilişkilerini değil, Afrika boynuzunun genel anlamda geleceğini tartışacağız. Bütün bu verdiklerim ortak kaderimizin olduğunu gösteren birkaç örnek. Türkiye neden bütün bu alanlarda aktif? Turkey has historical relations with many of these societies. Bu toplumların çoğuyla tarihi ilişkileri olmasından kaynaklanmıyor sadece. Tabii ki Somali, Afganistan, başka kıtalarda, başka iki farklı kıtadalar daha doğrusu. Fakat Türkiye'yi en dost, en kardeş ülke ve halk olarak görüyorlar tarihi ilişkilerimizle ilgili. Bu bize bir sorumluluk da yüklüyor. Onların geleceği neyse bizim de geleceğimiz. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Ve biz bunları herhangi bir şekilde kendimiz bize bir avantaj çıkarmak için yapmıyoruz. Çünkü neden yapıyoruz? Yapıyoruz çünkü Türkiye'nin Afrika ile Avrasya bölgesinin ortasında olduğunu bilincindeyiz. Eğer etrafımızda barış olmazsa biz de o zaman barış içinde yaşayamayız. Dünyada barış olmazsa biz de barış içinde yaşayamayız. Onun için bütün bu konular bizim için önemli. Gelecek hafta Cumartesi günü Suriye'nin Dostları grubunun çekirdek grubunu toplayacağız. 10 bakan gelecek, Suriye ile ilgili detaylı görüşmeler yapacağız. Bu konuların hepsi doğrudan veya dolaylı olarak hepimizle ilgili. Ve eminim siz de benimle aynı görüşü paylaşıyorsunuz. Arabuluculuğun dostu olan insanlar herhangi bir tarihi, bir coğrafi kısıtlama görmüyorlar. Tarihten gelen bir üstünlük görmüyorlar. Sonuçta hepimiz arabuluculuk yaptığımız zaman bir arada insanların eşit birer varlık olarak barış içinde yaşayabileceği bir gelecek için yapıyoruz bunları. Ve belki gelecekte bir bunlar olursa arabuluculuğa ihtiyaç da kalmaz. Şimdi bütün bu konuları ele aldığımızda tarihin akışını da iyi anlamamız gerekiyor. Tarihin akışı bize şunu öğretiyor. Bütün bu sorunların çözülebilmesi için gerekli
arka plan hazırlık, psikolojik, entelektüel hazırlığın yapılması, birbirinizi iyi anlamanız gerekiyor. Etik bir altyapı olması gerekiyor. Arabuluculuk dostların hepsi değerlere dayalı etik bir yaklaşım ve doğru metodolojiyi kullanmalı. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz. Üç farklı kademede bu görüşleri paylaşmak istiyorum. Tarih